Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Hayatımızda asitler, bazlar ve tuzlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Yani günlük hayatımızda nerelerde çıkıyor bunlar karşımıza? Daha önceden asitlerin, bazların genel özelliklerinden bahsetmiştik. pH'ından, indikatörlerinden bahsetmiştik. Bazı hesaplamalar yapmıştık, tepkimelerini görmüştük. Şimdi hayatımızdaki rolünden bahsetmeye başlama zamanı geldi. Şimdi asitler ve bazların bazı faydalı alanları var. Sürekli günlük hayatımızda faydalandığımız kısımlar var ve bunun yanı sıra bizim karşımıza zarar olarak karşımıza çıkan durumlar da söz konusu oluyor. Nerelerde faydalanıyoruz? Tarım alanında asitlerden, bazlardan yoğun olarak faydalanıyoruz. Gübre üretiminde asitleri, bazları kullanıyoruz. Endüstri alanında çözücü olanlarında, bazı tepkimelerde, cam işlemesinde yine asitleri, bazları kullanabiliyoruz. Temizlik malzemelerinin büyük çoğunluğu asidik ya da bazik özellik gösteriyor. Ve geri dönüşüm teknolojilerinde yine asitler, bazları yoğun olarak kullanıyoruz. Özellikle çözücü etkilerinden ötürü bunları kullanıyor oluyoruz. Ancak bazı durumlarda karşımıza sağlık problemleri çıkarabiliyor. Asitlere, bazlara yoğun bir şekilde maruz kalırsak işte cildimizde tahrişlere yol açabiliyor. Solunum yollarında problemler yaşanabiliyor. Özellikle de bilinçsiz kullanım bize sağlık problemleri getirebiliyor. Aşırı tüketimi tabii ki çevre kirliliğine sebep oluyor. Doğaya bazı zararlar verebiliyor. Veyahut ekosistem bozukluklarına sebep olabiliyor. Bu ne demek? Bazı canlıların türünü yok edene kadar ilerleyebiliyor bu problemler. Böyle zararlı etkileri var. Özellikle suda yaşayan canlılara büyük zararlar verebiliyor. Ve bunun temel kaynağı da aslında asit yağmurları oluyor. Açığa çıkan endüstriyel faaliyetler sonucu açığa çıkan bazı gazlar atmosferde asitliğe sebep olabiliyor ve yağışların asit yağmuru olmasına, yani düşük pH'e sahip yağmurun yağmasına sebep olabiliyor. Bu da büyük çevresel problemlere sebep olabiliyor. Şimdi günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız bazı asitlerden bahsedecek olursak, mesela bunların başında hidroklorik asit geliyor. HCl formülüne sahipti bildiğimiz üzere. Bunun yaygın adı tuz ruhuydu. Yani bir markete gittiğimiz zaman biz bu asidi satın almak istiyorsak tuz ruhu dememiz yeterli oluyordu. Nerede kullanılıyor bu tuz ruhu peki? Deri sanayinde, deri endüstrisinde kullanılıyor. Temizlik malzemesi olarak kullanılabiliyor. Zaten direktmen satın alıp bunu temizlik malzemesi olarak kullanabiliyoruz. İnşaat sektöründe kullanılıyor. İnşaat malzemelerinde özellikle işe yarıyor ve PVC üretiminde, yani pencerelerden biliyoruz mesela bunu. PVC üretiminde yine hidroklorik asit kullanılıyor ki polivinil klorürdü bunun kısaltılmış adı. Daha doğrusu uzun adı. Buradaki klor işte hidroklorik asitten geliyordur gibi özetleyebiliriz. Sülfürik asitten bahsedecek olursak H2SO4 sembolüne sahipti, formülüne sahipti, özür diliyorum. Yaygın adı bize zaç yağ olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi içerdiği kükürt sayesinde biz onu gübre üretiminde kullanıyoruz. Gübre özelliği gösterebiliyor. Patlayıcı özellik gösteriyor. Yani çok aktif bir madde aslında. Patlayıcı yapımında biz bunu kullanabiliyoruz. Petrol arıtımı işlemlerinde yine sülfürik asit yoğun olarak kullanılan bir asit türüdür. Petrolün arıtılmasını sağlıyor ve araba akülerinde asıl ana iletken olarak sülfürik asidi kullanabiliyoruz. Yoğun olarak araba akülerinde karşımıza çıkıyor. Nitrik aside gelince, HNO3 formüle sahip olan nitrik asidin yaygın adı kezzaptı. Yani satın alırken biz kezzap olarak bunu satın alıyoruz. Yine içerdiği azot bunun gübre olarak kullanılmasını, gübre sanayinde kullanılmasını kolaylaştırıyor, işimize yarar hale getiriyor. Plastik yapımında, yani polimer teknolojisinde yoğun olarak kullanılan asitlerden birisi ve çok aktif olan azot yapısında buna katkısıyla dinamit üretiminde nitrik asit kullanılıyor. Dinamit yapısında nitro gruplar var. Çünkü bunu temin ettiğimiz yer nitrik asit oluyor. Asetik asit CH3COOH yapısına sahip olan organik asit türüdür. Sirke asidi olarak biliyoruz. Diğer asitlere göre, diğer 3 asite göre çok daha zayıf özellik gösteriyor. Bu yüzden biz bunu gıdalarda kullanabiliyoruz. Gıdalarda kullanabildiğimiz asit türlerinden birisidir. Organik asittir dedik ki zaten bütün organik asitler tıpkı asetik asit gibi zayıf asit özelliği gösteriyordu. Polimer teknolojisinde yine
asetik asidi kullanabiliyoruz. Gıdadan bahsettik zaten. Mürekkep ve tutkal yapımında da yine asetik asit kullanılan asidimiz oluyor. Yaygın olarak karşımıza çıkan bazlardan bahsedecek olursak en yaygını sodyum hidroksit tabii ki. NaOH formülüne sahip olan sodyum hidroksitin yaygın adı, bilinen adı sud kostiktir. Kostik yapısı bu şekilde oluşturulur ve sodyum hidroksit sabun yapımında kullanılır. Özellikle bu beyaz sabunlarda sodyum hidroksit kullanılır. Organik asitlerin sodyum hidroksitle verdiği tepkimeler sonucunda sabun yapısı oluşturuluyor. Benzer şekilde kağıt üretiminde veyahut boya tekstil endüstrisinde yine yoğun olarak kullanılıyor ve petrol rafinasyonunda yine sodyum hidroksit kullanılan bazların başında geliyor. Potasyum hidroksite gelince yapı olarak çok benziyorlar zaten sodyum hidroksitle. Sadece alkali metalin türü değişiyor. Sodyum olunca sud kostik, potasyum olunca biz bunu potas kostik olarak biliyoruz yaygın kullanımında. Gübre yapımında çok kullanılan bazlardan birisidir potasyum hidroksit. Şimdi beyaz sabun yapımında sodyum hidroksit kullanılırken aslında aynı tepkimeden biz potasyum hidroksiti kullanırsak elde edeceğimiz sabunun türü değişiyor. Arap sabunu elde etmiş oluyoruz. Pil yapımında ve tarım ilaçlamasında yine kullanılan bazımız potasyum hidroksitin ta kendisidir. Kalsiyum hidroksite gelince CaOH 2 formülüne sahipti. Buradaki 2 tabii ki kalsiyumun artı 2 değerlikli olmasından, yani 2 A grubu elementi olmasından kaynaklanıyordu. Sönmüş kireç olarak biliyoruz biz bunu. Kalsiyum oksitin suyla tepkimesinden elde edildiği için biz bunu sönmüş kireç olarak biliyoruz. Kağıt endüstrisinde, inşaat endüstrisinde, boya endüstrisinde yoğun olarak kullanılıyor. Gübre üretiminde yine kullanılan bazlardan birisi. Kauçuk gibi polimer malzemelerin üretiminde var ve demir çelik işçiliğinde kalsiyum hidroksit kullanılıyor. En yoğun kullanıldığı alan inşaattır. Zaten kireç isminden de aklımıza gelebilir. İnşaat sektöründe yoğun olarak kullanılıyordur. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Amonya gelince diğer bazlara göre çok zayıf özellik gösteren amonyak bazı. Şimdi ürenin yapısında bulunan zaten amonyaktır. Üre üretiminde amonyağı yoğun olarak kullanıyoruz. Taşıdığı azot sayesinde gübre üretiminde en çok kullanılan baz budur diyebiliriz arkadaşlar. Boyada bunu kullanıyoruz. Temizlik malzemesi olarak amonyağı doğrudan kullanabiliyoruz zaten. Zayıf bir bazdır dedik. Dolayısıyla gıda alanında da kullanılmaya elverişli durumdadır. Ve İlaç yapımında özellikle zehirlenmelere karşı ilaç yapımında amonyak yoğun olarak kullanılıyor. Şimdi asit yağmurlarından biraz bahsetmek istiyorum. Asit yağmurları demiştik ki bazı endüstriyel gazların havadaki atmosferdeki havayla birleşerek, su buharıyla birleşerek asit üretmesi sonucu pH'ı düşük yağmurlar yağmaya başlar. Yani biz buna asit yağmuru deriz. Nedir peki buna sebep olan? 3 tane temel gazımız var. Azot dioksit gazı atmosfere salınırsa atmosferdeki su buharıyla birleşerek nitrik asidi, yani kezzap gibi çok kuvvetli bir asidi oluşturabilir. Veyahut kükürt oksitler suyla tepkimeye girerek sülfürik H2SO3 gibi yine kuvvetli bir asidi ortaya çıkarabilir. Böyle bir asidin oluşması yine asit yağmurlarına yol açar. Karbondioksitin benzer şekilde su buharıyla birleşmesiyle de karbonik asit açığa çıkar ve bu yağmurlarla birlikte yeryüzüne düştüğü zaman asit yağmurları oluşmuş olur. Peki bu asit yağmurlarının insanlığa zararları nedir? Şimdi akarsu ve göllerin pH değerinin düşmesine sebep olur. Yani bu su birikintilerinin de asidik yapıda olmasına sebep olur. Bu da orada yaşayan canlıların zarar görmesine sebep olur. Düşünsenize balıklar asidin içerisinde yüzmeye çalışıyorlar. Yavrularım ölüyor tabii ki bir süre sonra. Şimdi ormanlara zarar veriyor. Ormanlardaki ağaçlar topraktan su çekerken asitliği yüksek suyu çekmiş oluyorlar. Dolayısıyla da ölmeye başlıyorlar. Onlara da çok büyük zararlar vermiş oluyor. Aşındırıcı etkisi var asit yağmurlarının. En temelde asitler aşındırıcı etkiye sahipler. Dolayısıyla senin gözünden bile saklaman gereken tarihi eserler bu yağmurlarla karşılaştıkları zaman zarar görmeye başlıyorlar. Tarihi eserlerimizi kaybediyoruz sırf bu asit yağmurları yüzünden. Dolayısıyla asit yağmurları çok zararlı şeylerdir ve bu gazların havaya salınımını minimum tutmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca salmamamız gerekiyor ki asit yağmurları yüzünden
insanlığımız, doğamız büyük zararlara maruz kalmasın. Şimdi asit ve bazların bazı zararlı durumları vardı. Sağlık alanında büyük zararları olabiliyor demiştik ve bunun temeldeki sebepleri kullanımdaki bilinçsizlikler. Peki nasıl kullanmamız gerekiyor? Biz asit ve bazları kullanırken üzerindeki ambalaj etiketlerine dikkat etmeliyiz. Ambalaj etiketinde işte zararlı etkilerini belirten işaretler olacak ve biz bunu, o işaretleri baz alarak onları değerlendirerek kullanmamız gerekiyor. İşte çevreye zararlı olması ya da aşındırıcı etkili olması ambalajda bize uyarı olarak belirtilecek veya tahriş edici veyahut zehirli etkisi bize belirtilecek ve biz de buna uygun olarak davranmamız gerekiyor. Ne diyeceğiz? Etikette bu uyarıları görüyorsak ne yapmamız gerekiyor? İşte çevreye bunu atmamamız gerekiyor. Doğru bir şekilde atık olarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü çevreye zararlar verecek. Balıkların ölmesine sebep olabilecek mesela. Suyun yapısına karışırsa, göllere giderse. Veyahut metal yüzeylerden uzak tutmamız gerektiğini öğreneceğiz. Cildimizden uzak tutmamız gerektiğini öğreneceğiz ki bize zarar vermesin, bizi tahriş etmesin, bizi zehirlemesin. Burada asit ve bazları kullanırken tam bu özelliklerin hepsine dikkat ediyoruz belki. Ama bazı asitlerin, bazıların, bazı malzemelerin de birbiriyle kesinlikle karışmaması gerektiğini bileceğiz. Ne gibi? Çamaşır suyuyla tuz ruhunu bir bazla bir asit yapısını birbirine karıştırdığımız zaman klor gazı açığa çıkıyor arkadaşlar. Yani temizlik yapacağım, temizliğim çok daha düzgün olsun, sağlam temizlik olsun diye. Sen böyle bir karışımı oluşturmaya kalkarsan seni zehirleyecek gazın açığa çıkmasına sebep olacaksın ve bu yüzden Türkiye'de hala daha bugün de bile zehirlenmeler yaşanıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birbirine hangi maddeleri karıştırıp hangilerini karıştıramayacağımızı, karıştırmamamız gerektiğini gayet iyi biliyor olmamız gerekiyor. Birazcık da tuzlardan bahsedecek olursak. Tuzlardan ilki, en çok karşımıza çıkan, günlük hayatımızın olmazsa olmazı sodyum klorür. Naciye'yle formülüne sahipti. Biz bunu sodyum sofra tuzu olarak biliyorduk zaten. Ne aşamada kullanıyoruz peki? Yolları tuzlarken biz sodyum klorür kullanıyoruz ki araçlarımız kaymasın, yollarda buzlanma olmasın diye. Margarin dediğimiz yağın yapımında, üretiminde yine sodyum klorür kullanılıyor. Salamura malzemesi olarak o turşuları yerken biz aslında sodyum klorürden, yani sofra tuzundan faydalanmış oluyoruz. Dericilikte derilerin küflenmesini engellemek için, bozulmasını engellemek için yine sodyum klorür kullanılıyor. Cam üretiminde ve tabii ki gıda malzemesi olarak kullandığımız maddedir sodyum klorür. Peki sodyum klorür hangi asitle bazın hangi tepkimesi sonucu ortaya çıkıyor? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Sodyum klorürse tuzumuzda sodyum ve klor maddesi varsa bunlar kimlerden gelebilir? Bunun bazı sodyumu içermeli. Yani katyonu sodyum olmalı ve bu baz olması için NaOH'tır tabii ki. Yani sodyum hidroksit bana buradaki sodyumu veren kısımdır. Peki klor kimden gelecek? Tabii ki o da anyon olduğu için asitten gelecek. Hangi asit klor iyonlarını verir? Tabii ki HCl verir. Yani sodyum klorür, sodyum hidroksit ve hidroklorik asidin tepkimesinden meydana gelir. Bunlar birleşip sodyum klorürü oluşturduğuna göre bu hidrojenle bu OH birleşip suyu oluşturuyordur. Tabii ki tepkimemiz bu şekilde olacaktır. Gelelim sodyum karbonattan bahsetmeye. Formülümüz Na2CO3 şeklinde, sodyum artı 1, karbonat eksi 2 değerlikli olduğu için bunu söyleyebiliriz. Çamaşır sodası olarak biliyoruz biz bu tuzu. Ne zaman kullanıyoruz? Adı üzerinde zaten, çamaşırların ağartmasında kullanıyoruz. Beyaz sabunun yapısında kullanıyoruz. Diş macunu içerisinde bu çamaşır sodası karşımıza çıkıyor. Ve gıda malzemesi olarak yine çamaşır sodasını, sodyum karbonatı kullanabiliyoruz. Hangi asitle bazın tepkimesi sonucu oluşuyordur peki? Şimdi sodyumların gelebilmesi için NaOH'ı baz olarak kullanmamız gerekiyor. Karbonatın gelmesi için anyon olarak H2CO3, yani karbonik asidi kullanmamız gerekiyor. Bu ikisinin tepkimesinden sodyum karbonat oluşuyor. Ancak denk değil. Burada iki tane sodyum olduğuna göre demek ki iki tane NaOH bir tane H2CO3 ile tepkimeye girerek bu bileşiği oluşturuyormuş. O zaman iki tane OH ile iki tane hidrojen bir araya gelerek iki tane su molekülü açığa çıkarıyordur. Oluşum tepkimesi de budur. Şimdi şunu biliyor olmamız gerekiyor. Kuvvetli baz, kuvvetli asit, tepkimesi sonucunda oluşan tuz
nötr bir tuz olacaktır arkadaşlar. Yani ikisi de kuvvetliyse burada oluşan tuz nötr özellik gösterir. Bunu belirtebiliriz. Şimdi buraya baktığımız zaman kuvvetli bir baz zayıf bir asitle tepkimeye girdiği zaman buradan açığa çıkacak tuzumuzun baz kuvvetli olduğu için bazik özellik göstermesini bekleriz. Bazik bir tuz ortaya çıkar. Gelelim sodyum bikarbonattan bahsetmeye. NaHCO3 yani sodyum karbonatın tam oluşamamış hali, tepkime tamamlanamamış durumda. Biz bunu karbonat olarak biliyoruz. NaHCO3 formülüne sahip. Ve kabartma tozu olarak da marketten satın alabiliyoruz. Kabartma tozu olarak kullanıyoruz. Diş beyazlatmada yoğun olarak kullanılan tuzlardan birisi ve koku giderici olarak kullanılıyor. Şimdi bu neyden oluşur peki? Sodyumun gelmesi için NaOH'ın kullanılması gerektiğini biliyoruz. HCO3 nereden gelebilir peki? Yine karbonik asitten gelebilir. H2CO3 ile tepkime sonucunda oluşur. Ama tepkime tam anlamıyla gerçekleşmediği için, yani hidrojenlerden sadece bir tanesi bu yapıdan koptuğu içinse elde ettiğimiz suyun molekül sayısı 1'dir diyebiliriz. Kireç taşına gelecek olursak, kalsiyum karbonat olarak isimlendiriliyor sistematik olarak ve CaCO3 formülüne sahip. Bu kireç taşını inşaatlarda yoğun olarak kullanıyoruz. En çok inşaatta karşımıza çıkıyor. O derslerde tebeşir olarak kullandığımız yapı aslında kalsiyum karbonat yapısıdır. Cam üretiminde yoğun olarak kullanılıyor. Tarımda yoğun olarak kullanılan maddelerden birisidir. Heykel olarak kullanılıyor. Yani heykellerin yapımında tıpkı inşaatlarda olduğu gibi kireç taşı yoğun olarak kullanılıyor ve seramik üretiminde kalsiyum karbonata ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi yapıya baktığımız zaman bazdan kalsiyum gelmiş. Dolayısıyla baz olarak kalsiyum hidroksiti kullanmamız gerekiyor. CaOH2 bileşini kullanıyoruz. Karbonat nereden gelecek? O da karbonik asitten gelecek. Az önce olduğu gibi dolayısıyla kalsiyumla karbonat birleşip tuzunu oluşturdu. İki tane OH ile iki tane hidrojen geldiği zaman da iki tane su molekülü açığa çıkmış olacak. Dolayısıyla da bu şekilde ifade edebileceğiz. Bir diğer tuzumuzsa amonyum klorür tuzudur. NH4Cl şeklinde formülü var ve yaygın olarak kullanılan ismi Nişadır'dır arkadaşlar. Ta simya döneminde bulunmuş tuzlardan biriydi bu. Yapısındaki azottan ötürü gübre teknolojisinde yoğun olarak kullanılıyor. Gübre üretiminde kullanılıyor. Tekstilde kullanılan maddelerden birisi. Öksürük şurubu olarak yani ilaç yapımında kullanılabiliyor. Şampuan yapısında, birçok şampuanın yapısında nişadır tuzu vardır. Ve pil üretiminde yine amonyum klorür ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyaç duyduğumuz tuzlardan birisidir. Şimdi amonyum klorür, amonyak susuz baz olarak isimlendiriliyordu. Çünkü onun asitlerle verdiği tepkimelerden açığa su çıkmıyordu. Ne olacak peki? NH4 iyonları amonyaktan oluşmuş olması gerekiyor. Amonyaktan gelecek. Peki klor nereden gelecek? O da hidroklorik asitten gelecek. Şimdi buradaki hidrojen buraya geçerek NH4 iyonlarını oluşturacak ve klor da anyon olarak yapıda duracak. Dolayısıyla bu nasıl bir tuzdur peki? Zayıf bir bazla kuvvetli bir asidin tepkimesinden oluştuğu için asidik bir tuzdur diyebiliriz. Şimdi tuzların genel özelliklerinden bahsedecek olursak diyeceğiz ki iyonik yapılı maddelerdir tuzlar. Çünkü illaki bir anyon bir de katyondan meydana gelmiş olması gerekiyor. Ve anyon ve katyonları oluşturuyorsa bu onun iyonik yapılı olduğunu gösteriyor. Bütün iyonik yapılı bileşiklerde olduğu gibi birim hücrelerden oluşuyor. Yani molekül yapısı yok. Burada birim hücreler oluşturuyor. Ve tuzlar saf maddelerdir. Yapısına hani herhangi bir şekilde başka bir maddeyi sokmazsan bu bir saf yapı olacak, saf madde olacak. Erime ve kaynama noktaları etanecikleri arasında iyonik bağ var iyonik yapı olduğu için. İyonik bağda güçlü bir etkileşim olduğuna göre bunların erime ve kaynama noktaları yüksek olacak. Hatta oda koşullarında bütün tuzlar katı haldedir arkadaşlar. Bunların sıvı halleri çok daha yüksek sıcaklıklarda karşımıza çıkacak. Katı halde elektriği iletmiyorlar. Birim hücreler sayesinde serbestçe dolaşan yüklü tanecikler ortamda bulunmuyor. Ortamda serbestçe dolaşan yüklü tanecik olmadığı için de elektrik iletkenliği olmuyor. Dikkatinizi çekelim. Katı halde elektrik iletkenliği yok. Ancak ben bunu sıvı hale getirirsem veyahut suda çözersem bu sefer
artık iyonlar ortamda serbestçe dolaşabilecek hale gelecek ve iyonlar yüklü tanecikler olduğu için de elektrik iletkenliğine sahip olacaklar. Tuzlarla ilgili genel bilgiler olarak bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Bir ödevlendirmemizi yapalım. Şu konuyu bir tamamlamış olalım. Konumuz, ünitemiz asitler, bazlar, tuzlar ünitesiydi. Hemen buradan açalım. Asitler, bazlar, tuzlarda asit ve bazlar kısmını işledik. Tepkimeliğini gördük. Hayatımızda asitler, bazlar ve tuzlar kısmını şu anda tamamlamış olduk. Dolayısıyla sıfırdan 10'a kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Ve 156 ile 170 arasını hemen vakit kaybetmeden bir çalışıyoruz. Burada bizim karşımıza neler çıkıyor peki? Burada asitleri ve bazları, genel olarak az önce yaptığımız asit ve bazları bize tanıtan bilgiler ve bunlarla ilgili sorular oluyor. Asit yağmurlarına değiniliyor. Konu anlatımlarında karşımıza çıkabilecek asitlerle bazılarla çalışırken alınması gereken önlemleri ve karşımıza çıkabilecek sembolleri gösteren bir kısım var. Ve tabii bununla ilgili soru karşımızda duracak. Kimyasalları kullanmanın dikkat edilmesi gereken yönlerini bahseden bir kısmımız olacak. Ve tuzları genel anlamda bize anlattıktan sonra bütün bir üniteyi tekrar etmemiz için bizi bekleyen testler olacak, sorular olacak. Şimdi sıfırdan 10'ayı bitirdikten, tamamladıktan sonra konu artık iyice oturmuş olacak. Ve ne yapacağız? Tak kimya kitabını karşımıza alacağız ve mevzuyu kapatmak için uğraşacağız. Mevzuyu tamamen bitirmiş olacağız. Burada da yine karışımları bitirmiştik. Asitler, bazlar ve tuzların hayatımızda asitler ve bazlarla başlayıp tuzlar kısmını da, yani 3. ve 4. bölümlerini bitirebilecek haldeyiz şu anda. 165. sayfayla 189. sayfa arası ödev olarak karşımızda olacak. Konuyu da bu şekilde bir tekrar etmiş olacağız. Yani önceki bölümleri de bir gözden geçirmiş olacağız. 165. sayfa dedik. Bizi neler bekliyor? Tak kimya kitabında karşımıza her sayfada neredeyse öncelikle bir çözümlü soru olacak. Bizim genel olarak bir özet elde etmemizi sağlayacak olan ve ardından test sorularının yanı sıra boşluk doldurma ve yazılı tipinde de karşımıza çıkabilecek sorulara örnekler karşımızda duruyor olacak. Bunlar sayesinde de konuyu tekrar etmiş olacağız ve her birinin sonunda karşımıza testler çıkacak. Bu şekilde hayatımızda asitler ve bazları özetleyen, ardından da tuzları benzer şekilde anlatıp genel bir şekilde ünite kısımları ile ilgili soruları karşımıza çıkaracak bölümler var. Bu kitabın özelliği, arkasına doğru ünite tekrar testlerinin yanı sıra ALFL testleri, ÖSYM tarzında sorular ve yazılı türünde sorular bizi destekliyor olacaklar. Bu şekilde bunları da tamamladıktan sonra konuya artık tamamen hakimiz diyebileceğiz. Ve o zaman ne yapalım? Ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşalım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.